Değerli basın mensupları, değerli izleyenler, Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tam kapanmayla alakalı ve çalışma sistemimizle alakalı altına bilgiler vereceğim. Önce satımının sıkıntılarından bahsedeceğim. Şimdi tam kapanma 29 Nisan 17 Mayıs arasında gerçekleşecek. 29 Nisan 17 Mayıs arasında daha önce de sosyal medyada birkaç açıklamam olmuştu. Zorunlu çalışan esnaf olmalıyız. Çalışacağız. Bir seneden beri çalışıyoruz. Bir seneden beri altımıza izleyip hizmet etmeye çalışıyoruz. Tabii ki araç sayılarını düşürdük. Saatleri biraz uzattık pandemiden dolayı. Ama bu bir seneden beri sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Edirne Belediyesi'ne 3 aylık bir destek amaçlı izni vardı. O izinden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vermiş olduğu izinden almış olduğumuz destekten başka hiçbir şekilde destek alamadık. Bu Türkiye'ye göre tüm esnaflar olarak alamadık. Özel otobüs işletmecilerin hiçbiri alamadı. Tabii ki büyük şehirlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın büyükşehir belediyelerine verdiği yetki daha farklı. Ama 5.393'te maalesef bu yetki olmadığı için biz de Edirne Belediyesi'nden esnaf olarak hiçbir şekilde destek alamıyoruz. Çünkü kanun buna izin vermiyor. Kaldı ki zaten devlet bu bizim esnafımıza bir destek paketi de açıklamadı. Girdilerimiz çok fazla girdi. Rakamları zaten şu anda araç parçalarımızı dolar bazında alıyoruz. Doların geldiği nokta o kadar. İnanın arıza yapan aracımızı yaptıramaz hale geldik. Bu yüzden ciddi bir zararla karşı karşıyayız. Bir senedir abitti. İşte açılmalar olur, destekler olur, işte yardım alacağız diyerek hem ortaklarımızı hem şoför arkadaşlarımızı bir şekilde idare ettik. Yani bir şekilde sessiz kaldıklarını, bir şekilde faydalanacaklarını kendilerine söyleyerek susturmaya çalışıyoruz zaten. Bu 17 günlük süreç, 17-18 günlük süreç işin tadı tuzu mu oldu diyelim. Ne oldu bilmiyoruz ama bu şey gibi oldu, yani piyango gibi çıktı bize. Yani 17-18 günde esnaf zaten para kazanıyoruz. Nereden gelir sağlar? Ne var? Ne eder bilmiyorum. Yani bu matematikler yapıldı mı, yapılmadı mı? Onu da bilmiyoruz. Çok büyük sıkıntı içerisindeyiz. Sadece esnaf değil. Şoför arkadaşlar, kademe personeli, büro personelimiz, kâyemiz var, pompacılarımız var. Tamam, çalışanlarımız kısa ödemekten faydalanıyoruz. Ama 500 lira para alıyor, 1600 lira para alıyor, 17-18 binden bahsediyoruz. Zaten adamın elektrik faturası, su faturası, doğalgaz faturası bugün en ufak bir evi 500 lira. En ufak bir evi. Yani bilmiyorum. Yani sözün bittiği yerdeyiz. Nasıl çıkılacak, nasıl olacak hiç bilmiyorum. 17 gün çalışacağız. Bir şekilde bir program yaptık. Mazotu koyarız, koyamayız. Bir şekilde bir şeyler yapacağız. İstasyonla anlaşacağız. O şekilde idare edeceğiz bu süreci ama gerçekten çok büyük bir sıkıntı bekliyor tüm esnafımızı. Biz zorunlu çalışıyoruz. Belki çalışmasak hiç mazota ihtiyacımız olmaz. Şoför arkadaşlara para vermek zorunda kalmayız. Ne bileyim vesaire vesaire veya araba arıza yaptığında parça almak zorunda kalmayız. Kademe personeline para vermek zorunda kalmayız. Ama mecbur çalışmak zorunda olduğumuz için bunlar da çalıştığımız sürede borçlarımızın üstüne binerek bize borç anlamında artı rakam sağlıyor, artı bir gider sağlıyor bize. Yani sıkıntımız çok büyük. Bunların matematiği nasıl yapıldı bilmiyorum. Geçen siz yine bir basın açıklamam olmuştu partimizin önünde. Orada rakam vermiştim. O rakamlara istinaden yaklaşık bir hafta oldu olmasının açıklamasını yapalım. 1500 daha aşağı düştük olursa. 1500 kişi. Yani bunun parasal bir
değeri 4500-5000 arası. Yani şu anda rakamda çok vermek istemiyorum. İnanın bir kamu personelinin veya bir üst düzey yöneticinin aldığı maaş bize günde gelmiyor. Gelmediği gibi de bunu 226 ortağa böleceğiz. 211 çalışan var, böleceğiz. Yani çok zor durumdayız, gerçekten çok zor durumdayız. Bu sadece yerin olarak konuştum. Tüm Türkiye'de bizim esnafımız çok zor durumda. Zaten biraz sonra size basın açıklaması kağıtlarını da danacağım. Türkiye Özel Posteri olarak da bir açıklamamız var. Bunu da sizlere vereceğim. Sizlerin sayesinde halkımıza bilgi vermiş oluruz. Yani esnafımız gerçekten çok zor durumda. Yani esnaf liderleri bazı açıklamalar yapıyor ama herkeste bir çekince var. Yani direkt kimse isteyemiyor. İşte şu parti, bu parti deniyor. Yani bu yüzden sıkıntılarımız büyük. Onlar da bir şekilde seslenme artık ciddi anlamda söylemiyorlar. Ben bilmiyorum. Yani hiçbir şekilde destek alamıyoruz. Yani nedir bu bilmiyorum. Yani devletimizin de bize bakış açısını da anlamış olmalısınız. Yani tamam, devletimizin dediği her şeyi yapıyoruz. Şimdi ben burada külahlık da yapabilirim, çalışmıyorum da diyebilirim. Çalışacağız. Bu iş bizim işimiz, bu mesleği biz seçmişiz. Çalışacağız ama yani Allah'ın sırasını da bu mesleği inşallah olur. Yani bu insanlar 17-18'de ne yapar? Veya 17-18 gün çalışacağız. 17-18 gün çalıştıktan sonraki mazotu nasıl ödeyeceğiz? Gerçekten tükendik. Gerçekten tükendik. Şimdi bizim buradan tabii ki sıkıntılarımızı söylerken önerilerimiz de olması gerekiyor. Bizim devletimizden istediğimiz çok şey yok. Yani bizim bu ücretsiz taşıdığımız yolculara biraz el atsınlar. Bu geliri biraz yükselsinler. Veya biliş başına, ücretsiz biliş başına, tıklama başına bize destek versinler. Ne bileyim, çalışanlarımızı SGK primlerini karşılasınlar. Bu bir sene geçti. Bunları en azından karşılasınlar. Mazotta yapabiliyorsalar, ÖTV indirimine gitsinler. Bir proje değişikliğine başladık. Onlarla alakalı araç alımlarımız var. Araçlarda ÖTV'yi taksi esnafına yaptığı gibi bize de yapabilir. Yani bu sistem durmuyor yani. Çalışmak zorundayız. Yani her şeyi boş verin. Edirne altında hizmet etmek zorundayız. Yani bizim yolcumuz var. Bizim günde 70-75 bin taşıdığımız yolcu var. Bugün geldiğimiz nokta 10 bin kişi. Yani %12, %13'lerdeyiz, %14'lerdeyiz. Hiç kimseyi de işten çıkarmadık. Herkese çalışmaya devam ettiriyoruz. Sözleşmelerden faydalandırmaya çalışıyoruz. Yani vergi dairesine yapılandırmalarımız oldu. SGK'ya yapılandırmalarımız oldu. Yapılandırmaların hiçbirini ödeyemedik. Tekrar yapılandırma olmasını istiyoruz devletimizden. Devlet yetkililerimizden. Yani evet, tüm esnaf çok zor durumda. Ama gerçekten biz zorunlu çalışıyoruz. Çalıştıkça daha çok zarar ediyoruz. Bu yüzden bilmiyorum, esnafı da ayrılmalarını da istemiyorum. Herkes faydalansın. Bana farklı, ona farklı etkilenmesin kimse. Bize çok verip ona az vermesin. Herkese versin. Ama yapılandırmalı bir daha gözden geçirilsin. Şimdi biz 17 günlük çalışma sistemimizi de hazırladık. Onlardan da sizlere de alacağım. Tabii ki normal bir gün gibi olmayacak. Yani bankalar açık, biz de hizmetimize devam edeceğiz. Sonuçta belirli bir kesim yine yollarda olacak. Yani araçlarımızı kullanacak. Onlara hizmet etmek zorundayız. Tabii bazı hatlarda 2 saat gelir, bazı hatlarda 1 saat gelir. Araçlar koyduk. Saatleri de ben size bildireceğim. Bu saatlere de vatandaşlarımıza da buradan sesleniyoruz. Yani saatlere uygun hareket ederseler hem aracı kaçırmamış olurlar, hem de arkasından çünkü 2 saat daha beklememiş olur. Hem telefon trafiği yaşamayız, hem şikayet olmaz. O yüzden bu basın açıklamasını yapmak gereksinimde bulundum.
Aynı zamanda dediğim gibi Türkiye'ye gelelim, tüm illerde bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Büyük şehirler pandemi süresince tıklama başı da olsa veya ücretsiz ilişkilerden de olsa büyük şehir belediyeleri, büyük şehir İstanbul'da destek verdi sağ olsunlar. Ama biz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görüşmelerimiz oldu. Yaklaşık 1,5-2 ay önce oldu. 5.393'e de bunu yansıtacağız dediler ama geldiğimiz noktada hala da belediyeye gelmiş bir yetki yok. Başkan Bey sağ olsun yani arıyor, soruyor, nasıl diyor falan şeklinde telefonla görüşmelerimiz oluyor, yüzle görüşmelerimiz oluyor ama onun da destek anlamında elinde bir şey olmadığı için bize de yansıtamıyor. Yani benim bu anlamda söyleyeceklerim bu kadar. Zaten basın açıklaması da daha çok.